Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlere Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkundan bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Birkaç aydan beri memleketin içine düştüğü istila ve yok oluş tehlikesinin önüne geçilebilmek hususunda şimdiye kadar Kuvayi Milliye ve Milli Harekat'ın faydalı etkileri herkesçe tasdik edilmektedir. Yalnız bu hizmetin neticelerini toplamanın, bundan sonra hakimane ve kanuni bir idarenin tesisine bağlı olduğu da görenlerce su götürmezdir. Artık hükümet ve milletin ikilikten ayrılarak tam bir birlik şekli göstermesine acizane fikrimce acil ve kaçınılmaz ihtiyaç vardır. Kabineyi oluşturan kişilerin iyi niyetlerinden ve ılımlı fikirlerinden herkesin emin olduğuna itimat ediyorum. Hiçbir kabinenin memuriyetinin devamına imkan bırakmayacak bir iç vaziyet ve halin dış siyaset üzerine olabilecek uğursuz etkileri izaha muhtaç değildir. Bir an evvel milletvekillerinin seçilmesi ve meclisin toplanması için hükümeti seneyece seri tedbirler alınmaktadır. Vatanın korunması hususundaki civanmerdane azim ve niyetlerinin hükümet erkanınca nasıl karşılanacağı bugünkü beyannameden anlaşılacağından iyi niyetle fikir birliği hasıl olacağını emniyetim berkemaldir. Ancak bu sabah nezd-i acizaneme gelen, duruma ilişkin bilgi veren bir zat Kütahya ve Bilecik taraflarında hoşa gitmeyen bazı olayların ortaya çıktığından bahsetmiştir. Bizi karışıklık ve anlaşmazlığa sevk etmek için içeriden ve dışarıdan birçok teşvikler ve tahrikler vuku bulacağı tahmin ve teslim edileceği doğaldır. Diğer taraftan dün vekillerden bir kişinin gösterdiği Kastamonu vali vekilinden gelen bir telgrafname ile de bazı memurların tayini ve cezalandırılması gibi hususlarda merkezi hükümete adeta emredilmek isteniliyor idi. Bu gibi haller devleti bu dereceye getirmiş olan ve nezdinizde dahi ne derece reddolunduğu beyanname ve yemin metinlerinde memnuniyetle görülen sakat idareyi aynen taklit etmek olacağından bu gibi adamlara hareket ve faaliyet fırsatı verilmemesinin teslim edilmiş olan uyanıklığınızdan ve anlayışınızdan ümit ederim. Özetle artık memlekette birliğin teminini ve esas yasalar dairesinde hükümetle bağ kurulmasını büyük bir samimiyetle ve seriyen tavsiye ve rica ederim. Harbiye Nazırı Cemal. Bu telgrafa mümkün olduğu kadar hiçbir hususi fikir ve his belirtmemeye çalışarak mülayim ve hatta güven verici bir yanıt vermek uygun görüldü. Yanıt şudur. Ahmet İzzet Paşa Hazretlerine. Yüksek fikirleri layık olduğu ehemmiyetle nazara dikkate alındı. Milli harekatın tesirleri hakkındaki iyi anlayışa teşekkür olunur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vaki olan milli hizmetlerin hakimane bir tarzda devam ettirileceğine ve yasal bir idarenin tamamen kurulmasına bütün varlığımızla çalışılacağını itimat buyurulmasını rica ve çünkü mesai gayemizin yasal bir devre açılmasına yönelik bulunduğunu arz ederim. Elhamdülillah hükümet ile millet görüşlerinde tam bir uzlaşma hasıl edilmiş olduklarından bundan böyle devam edeceğinden emin bulunduğumuz karşılıklı samimiyet ve tam birlik şeklini millet ve memleketin menfaatlerine kefil olacak surette gösterecektir. Yanlış harekat ve siyaseti herkesin malumu olan Ferit Paşa kabinesine
milletin boyun eğmemesini ve emellerine ve faaliyetlerine katılmaması, dış siyasetimiz üzerinde hiçbir uğursuz etki bırakmayıp, aksine Ferit Paşa kabinesinin neden olduğu bütün uğursuz tesirleri bertaraf etmiş ve şükre ve övülmeye değer olan bugünkü uygun siyasi durumumuzu temin etmiştir. Milletin itimadına mazhar, bugünkü kabine ile birlik halinde bulunmanın iç durumumuzu dış siyaset üzerinde en faydalı ve etkili bir amil kılacağına şüphe yoktur. Fevkalade olaylardan olarak bazı yerlerde arzu edilmeyen bazı vakaların ortaya çıkması, kaçınılması mümkün olmayan zaruri ve doğal hallerdir. Bilhassa Kütahya ve Bilecik ve Eskişehir gibi mevkilerin ve bu mevkilerdeki masum ve mağdur halkın altında bulunduğu baskı ve tahkir lütfen ve insafla bir an düşünülürse, şikayet sebebi olarak görülen durumun ne derece haklı olduğu en küçük bir değerlendirme ile sabit olur. Buralardaki acı ve esef verici durumunda sebebinin eski hükümetin miskinane tavrı olduğu düşünülünce, tariz ve hatalı bulma hedefine milli harekatı konulması haksızlık olur inancındayım. Kastamonu Vali Vekili'nin devletlerince görülen telgrafnamesinden onu da mazur görmenizi rica edeceğim. Çünkü bu tarzda müracaat yalnız Kastamonu'dan değil, daha bazı yerlerden de vaki olmuş ve yeni kabinenin tereddütlü gibi görünen baştaki tavrı bir iki gün daha devam etseydi, bu türden başvurular memleketin her köşesinden yağacaktı. Bundan böyle, bu gibi halleri katiyen meydan verilmemesi için gereken her türlü tedbir alınacak ve tesirler icra edilecektir. Ve yüksek tavsiyeleri üzere, tam birliğin temini ve esas yasal dairede hükümetle samimi bağların tesisi için tam bir samimiyet ile mesai sarf edilecektir. Hürmet ve tazim ile ellerinizden öperim efendim. İmza Mustafa Kemal. Efendiler, Ahmet İzzet Paşa'nın yazdığı nasihatname ve verdiğimiz yanıtın okunması bir hatıramı canlandırdı. Milletin nazarında ve tarihte kayıtlı kalması için onu da söylemiş oldum. Ali Rıza Paşa bir gün Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret eder. Sohbet sırasında aleyhimde bir takım münasebetsiz sözler söyler. Ve bu sözlere mühim bir keşfini de ekler. Cumhuriyet yapacaklar, cumhuriyet diye bağırır. Doğrusunu isterseniz efendiler, Makedonya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı orduları başkumandanı Ali Rıza Paşa'nın aslanlardan meydana gelen koskoca Türk ordularını mah ve perişan ettirdikten ve kıymetli Makedonya topraklarını düşmanlara terk edip bağışladıktan sonra devletin en zor anında Vahdettin'in emellerinin hizmetkarı olmak için gereken vasıfları kazanmış olduğuna ve bu meşhur ordular başkomutanının bu defa kendine en mahir yardımcı olarak eski Erkan-ı Harbiye reisini Harbiye nezaretine getirmeyi düşüneceğine doğal olarak bakılabilirdi. Fakat milli girişimlerin cumhuriyeti hedeflediğini bu kadar sürat ve kolaylıkla his ve idrak etmesini takdir etmemek mümkün değildir. Efendiler, bana bu bilgiyi veren, hikayeyi bizzat İzzet Paşa'nın ağzından işiten çok muhterem ve içimizde bulunan bir arkadaştır. Efendiler, Cemal Paşa 9 Ekim 1919 tarihli bir şifre ile heyeti temsiliye ile yakından temas etmek üzere Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın hareketinin uygun görülmekte olduğunu bildirdi. Fakat Salih Paşa biraz rahatsız olduğu için görüşme yerinin
mümkün mertebe yakın olması ve İstanbul'dan deniz yoluyla hareketinin münasip düşünüldüğü açıklandıktan sonra Haiti temsiliyeden kimlerle ve nerede görüşmelerinin tasavvur olunduğunu sordu. 10 Ekim'de verdiğimiz yanıtta görüşme yeri olarak Amasya'yı tespit ettik. Görüşmek üzere Haiti temsil eden benimle beraber Rauf ve Bekir Sami Beyler gidecekti. Bunu da bildirdik. Salih Paşa'nın İstanbul'dan hangi gün hareket edeceğinin ve Amasya'ya hangi gün ulaşabileceğinin vakti zamanıyla bildirilmesini rica ettik. Efendiler, memleketin her tarafında milli teşkilatın genişletilmesi ve sağlamlaştırılması faaliyetine devam ediyorduk. Aynı zamanda milletvekili seçimlerini temine ve hızlandırmaya çalışıyor ve bu husustaki görüşlerimizi de icap edenlere bildiriyor ve bazı kişileri tavsiye dahi ediyorduk. Ancak cemiyet namına aday göstermemeyi prensip kabul etmekle beraber mebus olmak girişiminde bulunanların Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti esaslarını ve kararlarını iyi karşılamış kişilerden olmasını pek ziyade arzu ediyor ve bu gibi kişilerin kendiliklerinden cemiyet namına adaylıklarını koymaları lüzumunu da ilan ediyorduk. Diyelim ve yayınımızı burada sona erdirelim. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşça kalın.